Sevgili Dünyanın Sesi.com.tr izleyicileri, iyi akşamlar diliyoruz. Bugünkü sohbetimizde, konuşmamızda konu başlığını biraz daha spesifik kılmaya çalıştık. Genel sanat konuşmaları, tartışmaları ve bunun üst kapsamı olan kültür alanındaki çalışmalarla beraber aslında özellikle politik anlamda, siyasal anlamda ülkemizin 1923'ten bugüne gelinceye kadar daha çok ağırlıklı olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar devlet sanat politikaları üzerine bir takım tespitleri sizinle paylaşmak, konuşmak biçiminde bir içerik söz konusu olacak. Evet, devlet sanat politikaları deyince özellikle sanatla iştigal eden, sanata yakın insanların algısında daha çok problematik oluşturabilecek başlıklar gündeme gelmektedir. Ama normal sanata temas etmeyle ilgili bir süreci daha çok yaşayan genel halk kitlesi üzerinde de başka türlü, biraz daha genel, biraz daha az başlıkta belki bir algısal içerik gündeme gelecektir. Ama biz olaya belli başlıklar altında, özellikle tarihsel bir perspektiften giriş yaparak devletin kültür sanat politikaları üzerine geçmişteki hükümetlerin yaptıkları ve günümüzde yapılanlar, Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları, yine günümüzde Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen kültürel sanatsal çalışmalar, yine politik kapsamlar içerisinde konuşacağımız konular olarak gündemdir. Bunun haricinde de bazı pedagojik meseleler, sanat eğitimi üzerine meseleler, yine toplum, sanat, sivil toplum kuruluşları üzerinden sanata temas sağlayabilecek diğer çalışma ve angajmanların bir küçük değerlendirmesini sizlerle paylaşmak durumunda olacağız. Biraz kavramsal bir giriş yapmaya çalışalım. Devlet kavramına önce bakalım, sonra hükümet, politika diye devam ederiz. Devlet, Osmanlıca, Arapça bir kelime olmakla birlikte Osmanlıca ve Türkçemizde de kullanılan devle ya da işte tedavül gibi elden ele dolaşan anlamına gelen bir kelime kökünden türetilmekte. Yine Yunanca'da etat, state ya da Almanca'da, İngilizce'de state, Almanca'da Staat dediğimiz, İtalyanca'da Stato dediğimiz durum, hal, vaziyet anlamına gelen kavrama da tekabül etmekte. Ama yönetim sistemi olarak durumu, vaziyeti yönetmek üzere oluşturulan bir sistemin de ifadesi olarak gündeme gelmektedir. Yine benzer kavramlar, daha derine gittiğimizde özellikle orta çağda doğru gittiğimizde Civitas ya da City, Respublika, yine Medine gibi kavramlarla daha çok şehir yönetimlerinin üzerinde ağırlık gösteren bir yönetsel anlayışı da kavram olarak sunmaktadır. Daha eskilere gittiğimizde ise yine imperium, yani hükümdarlık ve regnum dediğimiz krallık ifadeleriyle de devlet kavramlarının eş anlamda kullandığını söyleyebiliyoruz. Politika ise yol, yöntem anlamında daha çok metodolojik bir kavram olarak devlet işlerini yürütme sanatını ifade etmektedir. Bu anlamda politika ya da siyasi ifadesiyle bir amaç çerçevesinde otorite kılmak ve otoritenin hakimiyetinde bir sistemin sosyal, toplumsal biçimde işlediğini sağlamak üzere bir mekanizma aktif hale getirmektir aslında. Devlet politikası da, yine devlet politikası, devletlerin kuruluş ilkeleri, ideolojileri, sınıfsal yapıları ve varoluşsal çıkarları ışığında belirlenen, tarihselliği olan bir politikalar yumağı olarak tarif edilmektedir. Bu anlamda hükümet kavramına gelince bizim en çok karıştırdığımız ve bizim de en çok kafamızı karıştıran bir ikilemle yan yana geliyoruz. Yani devlet ile hükümeti zaman zaman birbirine eşit tutabiliyoruz. Birbirleriyle eş anlamda düşünebiliyoruz ya da fonksiyonel anlamda da eş biçimde bir algısal durum ortaya koyduğumuz için zaman zaman bu yanlışın üzerinden bazı saptamalar ve değerlendirmelere de karşı karşıya kalabiliyoruz. Hükümet
de yine devlet kapsamına, devlet kavramının kapsamına giren bir siyasi organizasyon, bir siyasi iktidar sistematiği içerisinde devletin kanallarını, kuralları çerçevesinde, kanallarını kullanarak kendi siyasi yapılarına, politik içeriklerine uygun biçimde devleti yönetmek sanatı olarak tarif edebiliriz. Dolayısıyla devlet ve hükümet kavramlarına aynı anlamı vermek, aynı manayı vermek stratejik ve davranışsal açıdan bir olumsuzluk sergileyebilir diye yaygın bir kanaat de vardır. Bunu da belirtmekte fayda var. Devlet sanat politikaları gibi bir başlığı bugün aktif olarak işlemeye çalışmamızdaki amaç da özellikle sanatın zaman zaman tarihsel açıdan da politik içeriklere girdiğini, politik yönelimler içerisinde bir eksen oluşturduğunu, bir kapsam oluşturduğunu ve buna mukabil belli eylemlere karşılık gelebilecek de uygulamaların toplumsal kılındığı tarihsel zamanlar ve coğrafyalar ya da yönetim şekillerinden sıkça bahsedebiliriz. Ama dediğimiz gibi 20. yüzyıla gelinceye kadar çok aktif bir biçimde sanatın ve dolayısıyla kültürün bir yönetsel erk içerisinde, bir otoriter yapı içerisinde bu yapının önemli bir misyonunu, önemli bir bölümünü ihtiva eder bir vaziyette değerlendirildiğine çok fazla şahit olamamış durumdayız. Sanatın da belki tarihsel anlamda içeriğiyle paralel bir izdüşüm söz konusu diyebiliriz. Özellikle sanat daha çok hamiler çerçevesinde bir gelişim göstermiştir. Krallıklarda, hükümdarlıklarda sanatın hamileri bazen saraylar olmuştur. Bazen işte zenginler sınıfı, üst sınıf, alt sınıf ayrımlarının da yine sanat ile temas noktasında bir katkı sağladığını düşünebiliriz. Yani sanata yakın sınıfın daha elit tabaka, burjuva ya da aristokratik bir kapsam oluşturduğunu, halk tebaasının ya da alt kitlelerin sanatta olan temasının daha uzak olması da aslında bu kitlesel ayrımların da bir şekilde kültürel kapsamlarla beraber bir ayrım oluşturma potansiyelini destekleyen bir sanatsal bakış açısının da olduğu söylenebilir. Dolayısıyla tarihsel anlamda sanat ile kültürel kapsam birbirlerine yakın tutulmuştur. Ama günümüzde bu biraz daha değişik biçimde ele alınabilir. Yine girişimizin bir başka boyutuyla devam etmek istersek eğer, insanoğlunun varoluşuyla beraber sanatsal varoluş da var. Yani insan olgusunun, insan varlığının en temel varoluş sebeplerinden bir tanesi de sanat. O yüzden insanın biçimlendirme süreçlerine, eylemlerine yansıyan ve bu eylemlerini tasnif etmeye yarayan bir sınıflandırmanın en indirgenmiş hali dört madde olarak sunulmaktadır. Genel olarak felsefede de böyledir, kültürde de ve sanatta da, toplumsal tasnif içerisinde de bu dört maddeyle sıkça karşılaşmaktayız. Buna orijinal ifadesiyle etik, estetik, lojik ve pragmatik tasnif olarak bir dörtlü bölünme söz konusudur. Biraz daha Türkçe olarak söylersek, insanoğlunun yaptığı tüm eylemlerin karşılığında iyi, doğru, güzel ve faydalı ön plandadır. Faydalılığı daha çok eşya alemiyle özdeş tutabiliriz. Doğruyu bilim ile, mantık ile, teknoloji ile, sanayi ile özdeş tutabiliriz. İyiyi, iyi insan olmak işte etik, ahlak, inanç, din olgusuyla eşit tutabiliriz. Ve estetik tamamen insan olmanın, insani olmanın, insancıl olmanın, humanistik bir bakış açısının da ortaya koyduğu performansın bir karşılığı olarak aslında yaşamsal konforu, diğer üç maddenin ortaya koyduğu konforu işleyen bir kavram. Sadece sanatsal, nesnel anlamda değil, tüm özüyle insan varlığının ifade eden, insan varlığını açımlayan, değerlendiren, çözümleyen süreçlerin de içerisinde estetiğin varlığı söz konusudur. Bu kapsamda dinle ilgili devlet yönetimlerinde ve hükümet teşkillerinde mutlaka bir kapsam vardır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı gibi
sürekli Cumhuriyet'ten itibaren var olan bir kapsam. İşte bu dediğimiz etik kapsamda eşsiz tutulabilir. Yine bilimle ilgili olarak işte teknoloji, bilim, Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, yine devletsel üretim sistemleri içerisinde, yönetim sistemleri içerisinde buna benzer bir başlık olarak bakanlıklar temsili anlamında bir eşleştirme yapılabilir. Yine sosyal pragmatist kavramının karşılığı da yine endüstri, sosyal hayat, toplumsal düzenle alakası kurulabilir ve estetiğinde daha çok kültürle alakası kurulabilir yönetsel erk anlamında baktığımızda. Dolayısıyla kültür de bir şekilde sanatı içine alan bir kapsam olarak kültürel üretimin mekanizması olarak tarih boyunca, çağlar boyunca aktif olan sanatın günümüzde de hala bir kültür üretim mekanizması olarak kullanıldığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Bir kültürel üretim mekanizması olarak sanat kültürün kapsamı içerisinde bir icrai alan olarak devrededir. Dolayısıyla biraz sonra aktif olarak ve detaylı olarak size sunmaya çalışacağım. Kültür Bakanlığı'nın ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teşkilliği içerisinde sanatın problemleri üzerine. Evet, kabaca devlet sanat politikalarına bir perspektifle, tarihsel perspektifle giriş yaptık. Ve buna devam edelim biraz daha. Türk kültür ve sanat politikaları olarak baktığımızda aslında Orta Asya'dan itibaren binlerce yıllık bir tarihin temsiliyetini yaşayan, mensubu olan bir milletiz. Dolayısıyla binlerce yıllık bir mensubiyetin, kültürel varlığın aynı zamanda sanatsal tezahürü de, sanatsal pratikleri de, sanatsal yansıları da söz konusudur. Zaten dünya üzerinde hakim bir güç olarak, bir millet olarak tarihsel bir geçmişinizin emarelerini günümüze taşıyabilecek en unsur, en önemli unsur, en maddi unsur yine sanat unsurları olarak gösterilebilir. Dolayısıyla Türk milletinin, Türk kültürünün de günümüze yansıyan sanatsal tezahürlerine, sanatsal ürünlerine ve sanatsal mirasına sahip olduğumuz sürece bu gücümüzün de, bu tarihsel varlığımızın da, mirasımızın da, değerimizin de, öneminin farkındayız zaten. Dolayısıyla Orta Asya'da sanatsal anlamda temas daha çok Çin ve Hindistan ile, daha sonra İslamiyet'ten sonra İran ve Arap kültürüyle temas söz konusu. Anadolu'ya geldikten sonra ki bugün Malatya Zaferi'nin yıl dönümünü yaşıyoruz, 1071'in. Dolayısıyla Anadolu'ya geldikten sonra da yine Türk sanatının biraz daha Bizans ile temas kurduğunu ve Batı ile etkileşim halinde olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla Orta Asya'dan itibaren Anadolu'ya gelinceye kadar Türk'ün sanatı da diğer yerleştiği coğrafyaların yerel sanatsal unsurlarıyla etkileşim halinde olmuştur diyebiliriz. Bu anlamda Osmanlı'ya kadar da Selçuklu ile beraber Türk sanatının özellikle mimari ve dekoratif unsurlarıyla gelişim gösterdiğini, Osmanlı'da biraz daha saray himayesi altında sanata bir destek söz konusu olduğunu, özellikle de sarayın ana hedefinin yüksek sanat çabası ile sembolize edildiğini ve kayıtlara böyle girdiğini söyleyebiliriz. Ama zaman zaman bu çabaların maddi karşılığı, yani nesnel karşılığının çok cılız kaldığını, zaman zaman çok kuvvetli ve büyük gelişimler kaydettiğini de söyleyebiliriz. Yine Osmanlı'nın iktisadi, askeri ve sosyal gücüyle paralel olarak da sanatsal gücü de bir şekilde kendi öz varlıklarıyla hakimiyet sergilemiş olabilir. Cumhuriyete gelinceye kadar bu, ama Tanzimat'tan sonra özellikle batılılaşma dönemi, sanatta batılılaşma dönemi diye bir dönem başlıyor. Özellikle askeri okulların mühendishaneyi, Berri Hümayun'un kurulmasıyla askeri okullardaki subaylarımızın işte batıya, Paris'e, Fransa'ya vesaire eğitim almaları gönderilmesi. Orada özellikle askeri çizim, perspektif, matematik altyapısıyla beslenmesi üzerine bir sanat eğitimi amaçlı gönderilen subaylarımızın orada resim sanatıyla ilgili angajmanı dönüştü aslında. Şeker Ahmet Paşa gibi örnekleriyle subay ressamlar olarak 1880-90'lara doğru
bir batılaşma hareketinin ülkemize girdiğini, daha sonra Cumhuriyet'in ilanına kadar işte 1908, 1914, 1920'li kuşaklarda da yine batılaşma hareketinin özellikle resim sanatında ve diğer musikide vesaire hakim olmaya başladığını görüyoruz. Ve Cumhuriyet'in ilanına kadar da bu durum böyle devam ediyor. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve devamında işte tek partili dönem, Serbest Fırka, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'ye kadar aslında tek partili bir dönemin devlet sanat politikaları içeriğine baktığımız zaman da Atatürk döneminde milli sanat hedefli bir düşüncenin, bir modelin ön plana çıktığını, burada da esas unsurun Türklük ya da Türklüğü esas alan bir sanat hamlesinin ön plana çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ama milli sanat düşüncesinin 1930'ların sonlarına kadar belli okullaşmalarla gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bunların başında, bu hamlelerin başında işte İstanbul'un dışında Ankara'da 1924'te sanatsal aktivitelerin başladığını görebiliyoruz. Devlet sergileri adı altında. Yine devlet politikası olarak 1930'larda devlete, halka sanatı sevdirmek üzerine bir devlet politikası olduğunu söyleyebiliriz. 1937'den 1943'e kadar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim hedeflerinden bir tanesi olarak, sanat politikalarından bir tanesi olarak yurt gezileri başlığı altında sanatçıların, işte ressamların özellikle Anadolu'nun değişik şehirlerine gönderilerek halka, sanatı bir araya getirmek ve halka sanatı sevdirmek amaçlı bir projeyi görüyoruz. Onun dışında biraz sonra da yine bahsedeceğiz onu, devlet sanat politikaları konusunu, özellikle siyasi farklar anlamında. Yine bu dönemde halk evleri, köy enstitüleri vesaire gibi belli kurumsal yapıların da devletin sanat politikalarına yönelik hamlelerine destek olarak devreye girdiğini söyleyebiliriz. Tabii burada bunlardan bahsederken pedagojik kapsamlara değinmek gerekiyor. İkinci açılımımız da burada pedagojik durumda. Yani eğitimde kültür ve sanat. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra, yani 1793 Mühendisane-i Berri Hümayun, az önce de bahsettiğim askeri ressamlar olarak geri dönen, giden subaylarımız geri, askeri ressam olarak geri dönen hamlelerin sonucunda 1882'de Mektebi Sanayi Nefise-i Şahane, şimdiki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu mekan daha sonra o bina olarak verildi. Osman Hamdi, müzeci Osman Hamdi tarafından kurulu ve ilk hocalarını yabancı olarak, yine Batı anlayışında hem oryantalist hem de Batı yönelimli çalışmaların beraber pedagojik kılınmaya çalışıldığı bir okul. Mühendis Sanayi Nefise Mektebi. Yine Cumhuriyet'le birlikte 1926'da Ankara'da Gazi eğitim içerisinde resim bölümünün kurulduğunu görüyoruz. Ve resim öğretmenliği ile ilgili bir çabanın da, yani halka sanatı öğretmek, sanatı sevdirmek açısından pedagojik olarak ilk hamlenin de ulusal anlamda Gazi eğitimle devreye girdiğini, yine derslere, müfredat yapılarına sanat derslerinin konulduğunu görebiliyoruz. Resim öğretmenliği bölümleri açıldıktan sonra özellikle 1933 Gazi'de resim iş öğretmenliği diye, bugün hala ismi resim iş öğretmenliği diye geçen, şimdiki eğitim fakültelerinde Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü, resim iş eğitimi ana bilim dalı olarak tarif edilen ve tasnif edilen bir başlık 1933'te Gazi Eğitim Enstitüsü zamanında kurulmuştu. Bu yaklaşık 90 yıldır, 87 yıldır aynı isimle devam ediyor. Bunu biraz sonra konuşacağım. Bir önemli bir problem olarak göstereceğim size. Yine Güzel Sanatlar Akademisi hamleleri, akademik anlamda, üniversite anlamında zaman zaman bunlar da devreye girdi. Ankara'da ve Anadolu'nun değişik şehirlerinde. Yine sanat eğitimcileri de Anadolu'nun değişik şehirlerine gönderilerek aslında sanat eğitimiyle ilgili hamlelerin de bir tür aktörü olarak görevlendirilmiş oldu. Devlet politikalarında bunlar var. Yine
Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30'lu ve 40'lı yıllarda yetenekli sanatçıların yurt dışına gönderilmesi var. Az önce de bahsettiğim 1937-1943 yılları arasında Anadolu gezileri, Anadolu şehirlerine sanatçıların gönderilmesi, onların yaptığı eserlerin tekrar Ankara'ya getirip orada devlet sergisiyle sergilenmesi ve devlet tarafından eserlerin satın alması da sanatçılara bir tür katkı, ekonomik katkı da sağladığı düşünülerek bir motivasyon söz konusu olmuştu. Yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kaçan, Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan kaçan sanat eğitimcilerinin de ve bazı eğitimciler, işte John Dewey bunlardan bir tanesidir. Pedagojik amaçlar için destek alınan kişiler olarak da ülkemizde aktif görevler almışlardır. Yine 1960'lardan itibaren de sanat eğitimi kurumlarında disiplin temelli sanat eğitimi, biraz Batı kökenli bir eğitim anlayışı bu. Biz işte Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi bir geçmişi, tarihi olmayan bir Amerika olarak bir milli sanat hamlesi olarak aslında pop art'la beraber popüler kültürel unsurların Amerika'da hakim ve dünyaya yayılmayacak bir küresel bir yapıya kavuşmasıyla alakalı bir süreçte kendi sanatını yaratmak üzere hamlede başlatmıştı. Yani devletlerin 1960'lardan itibaren belli hamleleri vardır. Tarihi olmayan devlet olarak Amerika'nın hamlesi bugün hala etkisini gösteren bir popülist zihniyetle, popülist anlayışla, biraz da kapitalist ve liberal anlayışlarla gündeme gelmeye başladı. Ama ondan önceki geleneksel yapılara sahip işte Türk sanatı gibi, işte Batı'nın ya da işte Orta Asya'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi tarihi mirasa sahip güçlerin de ülkelerin de sanatı daha değerli hamlelerle kendini göstermeye çalışmıştır. 1990'larda yine bir sanatsal hamle olarak ülkemizde Güzel Sanatlar Liseleri açıldı. 1994'te Samsun'da açılması gereken lise başka bir şehire kaydırılmıştı. O zamanki siyasilerimiz şehrimize sahip çıkmamışlardı ama daha sonraki dönemde Samsun'da da açıldı. Şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı her vilayetinde bir Güzel Sanatlar Lisesi var ama içi hedeflendiği biçimini doldurulmamış Güzel Sanatlar Liselerin. Yani üniversite sınavına girip de 180-200 puan alamayan öğrencilerin mezun olduğu bir lise havasında şu anda. Sadece sanat eğitimi alıp da diğer derslerin, pedagojik kapsamların çok etkili kılınamadığı ve dolayısıyla da zihinsel seviyeleri, işte bilgi ve kapasitelerle ilgili bir sınır çizmeye çalıştığımızda düşük seviyelerin ortaya konulduğu bir lise havasında. Mesela ülkemizde birçok özel liseler vardır. İşte özel fen lisesi, özel matematik fen lisesi, özel işte başka türlü kolejler ama yanılmıyorsam İstanbul'da sadece bir tane özel bir Güzel Sanatlar Lisesi olduğunu biliyorum. Onun dışında da başka bir Güzel Sanatlar Lisesi özel anlamda açılmış değildi. Ve son zamanlara geldiğimizde özellikle şu anda öğretmenlik yapan öğrencilerimiz ve yine arkadaşlarımız da var. Onlar da bizi takip ediyorlar. Son zamanlarda, son 15-20 yıl içerisinde, belki de son işte 5-6 yıl içerisinde biraz daha farklı o bir şeyimde bir dönüşüm yaşandı sanat eğitiminde. 2006 yılında zamanın Milli Eğitim Bakanı doğru bir hamle yaparak bu resim ve iş eğitimi derslerinin isim olarak, kapsam olarak artık eskidiğini, içerik olarak da buna karşılık gelebilecek bir gündemin de, bir güncel yaşam ya da bir standart, sosyal standartın da artık eskide kaldığını düşünerek resim dersinin yerine görsel sanatlar dersi, iş eğitimi dersinin yerine de teknoloji ve tasarım dersi diye doğru bir hamle yaptı. 2006'da biz resim iş öğretmeninde resim iş öğretmeni yetiştiriyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı dersin ismini, kapsamını değiştirdi ama 2020'ye geldik, hala resim iş eğitimi ana bilim dalı diye akademik olarak bu devam etmekte. Yani yaklaşık 14 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşatmış olduğu doğru dönüşüme paralel bir dönüşüm yaşamayan YÖK öğretmen yetiştirme, sanat eğitimcisi yetiştirme sistemimiz devam etmekte. Yani biz gerçi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeyim ama eğitim fakültesi geçmişimiz olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren bir müfredat kapsamı hakim değil üniversitelerde şu anda, eğitim fakültelerinde.
Eğitim fakülteden mezun olan öğretmenlerin resim öğretmeni olarak mezun olduğunu ama Milli Eğitim'deki karşılığının görsel sanatlar dersi olduğu. Dolayısıyla resim dersinin içeriği de görsel sanatlar dersinin içeriğinin birbirinden çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru bir hamledir. Görsel sanatlar belki de görsel kültür derslerinin yavaş yavaş yerleşik kılınması lazım ama resmin sadece özel yetenek gerektiren ve özel angajmanlarla, kurslarla ya da bir ders yapısı içerisinde yetenekli öğrencilerin gelişimine katkı sağlayabilecek yeni bir müfredat kapsamında, özel müfredat kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Ve maalesef bizim yetiştirdiğimiz sanat eğitimcilerinin büyük bir çoğunluğu şu anda atanamıyor. Atanamamaların sebepleri de milli eğitim müfredat, yani talim terbiyenin ortaya koyduğu eğitim müfredatları içerisinde görsel sanatlar dersinin ya da teknoloji tasarım derslerinin ders saatlerinin çok az olması söz konusu. Mesela hazırlık sınıflarında bile beden eğitimi var bazı okulların ama görsel sanatlar dersi yok. Az önce de konumuzun girişinde bahsettik, etik, estetik, lojik ve pragmatik olarak bahsettiğimiz bir dörtlü var. İnsanın tüm hayatına yansıyan bir bileşke olarak dört maddeye indirgenmiş bileşke karakteri sunmaya çalıştım. Dolayısıyla bunun estetik tarafının pedagojik motivasyon ya da temel pedagojik kapsamlar içerisinde dahi yer almadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu bir eleştiri olarak altını çizmeye çalıştığım bir durumdur bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın doğru hamlesine YÖK maalesef eğitim fakülteleri müfredat kapsamları içerisinde paralel bir hamle gerçekleştirememiştir. Resim ve iş kavramı 1933'te Gazi Eğitim Enstitüsü'nde kullanılan bir kavramdı. 87 yıldan beri hala kullanılıyor ama tedavülden kalkması lazım ki tedavül dediğimiz kavram az önce de söyledik. Devlet kavramıyla aynı kökten geliyor Arapçada. Yani devletin de artık buna bir el atması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Siyasi parti görüş farklılıkları ve ideolojik yaklaşımlar açısından devlet sanat politikaları. Bu çok önemli bir problem. Ben buna kabaca şöyle bir başlık 2006 yılında bir sempozyuma bildiri olarak sunduğum bir çalışmaydı. Bu bildirinin başlığı merkezsiz kültür, çok merkezli politika etkileşimleri iki nokta üst üste diye gidiyordu. Yani bir başka ifadeyle çok merkezli politika dediğimiz şey Amerika ile bir emsal gösterebilirim Türkiye'yi, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sini özellikle. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek parti dönemden işte Demokrat Parti 1950'de iktidarı aldıktan 1955-60'a kadar devam eden süreçler içerisinde de sol parti, sağ parti ayrımları söz konusu başladı. 60'lardan sonra biraz daha arttı bu ihtilaller. 60, 67, 82. Dolayısıyla bu süreçler içerisindeki bazı dönüşümler hariç sağ ve sol siyasi teşekküllerin özellikle kültür konusuna bakışları çok farklı biçimde gelişiyor. Bu anlamda ben bir merkezsiz kültür yaratmanın bir problemi olarak değerlendiriyorum bunu. Yani sağ iktidar geldiğinde sağ iktidarın kültür bakanı ya da kültür ve turizm bakanı ya da turizm ve tanıtım bakanı farklı bir şekilde icraat ortaya koyarken sol iktidar geldiğinde farklı, sağ iktidar geldiğinde farklı icraatlar görüyoruz. Dolayısıyla başında milli olan bakanlıklarımız var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı. Çok darbe gören bir bakanlık, çok sistem değiştiren bir bakanlık. Ve hatta her 5 yılda bir şura yapılarak 5 yıllık hamlelerle aslında dönüşümlerin de makul ve ne diyelim ona resmi bir hal almaya başladığı bir süreçlerin örneklendiği bir durumdur. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığımız var. Biraz sonra Kültür Bakanlığı konusuna gireceğim. Kültür şuraları konusuyla beraber Kültür Bakanlığımızın da benzer 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dönüşüm yaşandı ama 1980'lerden sonra artık başına mutlak surette milli ifadesinin konulması gerektiğini düşünüyorum. Milli Kültür Bakanlığı. Dolayısıyla içinde milli olan bakanlıklar için biraz daha kapsamı etkili yapmak gerekirse kültürü mutlaka merkezi kılmak zorundasınız. Merkezi kültür anlayışının sabitlemeniz ve bunu süreklileştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türk kültürünün, Türk kültür gelişimin
ve onun aktörlerinin, unsurlarının, nesnelerinin geleneksel ve çağdaş uzlaşımından çıkacak bir bileşke karakteri içerisinde mutlaka sabit kılınması lazım. Devlet politikası budur. Biz devlet sanat politikası ile hükümet sanat politikaları arasındaki farkı birinci derecede buradan örnekleyebiliriz. Yani devlet politikaları sabittir, süresizdir. Yani o mesela Amerika'da iki tane parti var. Ama Amerika'nın devlet politikalarının Demokrat Parti gelince değişmiyor ya da Cumhuriyetçiler Parti gelince değişmediğini görüyoruz. Çünkü belli sabitlerin devam etmesi gerekiyor. Hem kültürel sabitler olarak hem yerel coğrafi sabitler olarak hem etnik sabitler olarak ya da başka türlü inanç sabitleri olarak ve diğer başlıklar olarak bunu çoğaltabiliriz. Devam etmesi gerekiyor. Yani yapboz oyunu gibi her parti geldiğinde yeni bir anlayış, yeni bir devlet politikasını ortaya çıkarabilecek hükümet politikalarının alevlendirilmesi, harlanması ya da dönüşüm mantığıyla bunların süreklileştirilmesi aslında bizim için, ülkemiz için, kültürümüz için son derece bir problem odağı olarak ön plana çıkmıştır diyebiliyoruz. Bu anlamda ülkemizin hala bir merkezsiz kültür anlayışını besleyen çok merkezli politika etkileşimleri yaşadığını iddia ediyorum. Bugün de bu geçerlidir. Nasıl geçerlidir? Örnekleyeceğim biraz sonra. Dolayısıyla sağ iktidar gelince, sağ kültür bakanı olunca farklı bir şey, sol kültür bakanı olunca, kültür bakanlığı olunca farklı bir icraat. İşte restorasyonlarda, pedagojik uygulamalarda, etkinliklerde, desteklerde, maddi manevi desteklerde, kültürel oluşumlarda, temsillerde vesaire bunların çok fazla işlendiğini görüyoruz. Yani bu konuda da birçok örnek sıralanabilir. Evet, işte CHP'den az önce bahsetmiştim. Yurt gezileri, Sinan Çetin'in bir filmi vardı, reklam filmi, yayınlanmayan falan diye. Bu Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında işte Anadolu'daki klasik müziğin halka sunulması ile ilgili bir örneklemin ironik olarak sunulması. Yine ironinin devamı olarak bugün hala Bayburt Bayburt olalı gibi bir söylemin de ifadesinde çok toplumsal ironi içerisinde yer aldığını görüyoruz ama modernleşmenin, batılılaşmanın ve doğu, oryantal ve kültürel mirasımızın sentezinden ortaya çıkabilecek bir boyutu yakalayamamış olmamızın verdiği bir sancının ifadesidir bunlar. Ya da göstergeleri ya da örnekleridir. Yani bu sentezi merkezi kılamadığımız sürece, merkezsiz bir kültür ekseni üzerinden biz bir devlet politikası oluşturmaya çalıştığımız sürece hükümet politikaları sayesinde maalesef bu tip ironik olaylarla belki gelecekte de karşılaşacağız. Hala da karşılaştığımız örnekler vardır diyebiliriz. Evet, yurt gözcüleri halk evi marifetiyle vesaire başarılamayan bazı kültürel sanatsal hamlelerin yurt gezilerine gönderilen sanatçılarla halka teması ön plana çıkarılmıştı. Yine sanata yabancı kalan bir halk kitlesine sanatı yaklaştırmak bir politika olarak sunulmuştu. Yine devlet politikaları içerisinde Osmanlı son Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in dönemlerinde sanatın da merkezi aslında İstanbul. Hala da belki biraz öyle ama İstanbul üzerinden hakim kılınan bir sanatsal anlayışın, bir sanatsal üslubun Anadolu'ya da yaygınlaştırılması biraz zaman alacak bir hamledir. Ve bu 1930'lu yılların sonları, 40'lı yılların başlarında 2. Dünya Savaşı sürecinde devam etmiştir. Yine buna benzer bir hamle de CHP mükafat yarışmaları, yani CHP'nin organize ettiği sanat yarışmalarında yine 1947'ye kadar filan süren bir boyutta sanatçılara destek olmak amacıyla bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Yine bir örnek vermek istiyorum. Bu enteresan. O konuya örnek bir hikaye var elimizde. Anıtkabir hikayesi. 1939-38'de rahmetli olan Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı için bir Anıtkabir projesi, bir yarışması düzenleniyor hükümet tarafından. 1 Mart 1941'de başlayan yarışma, 2 Mart 1942'de yani bir yıl süreyle devam eden bir yarışma, 2 Mart 1942'de bitmişti.
Şimdi bu yarışmanın enteresan bir özelliği var. Tabii o ara ülkemizde mimari anlamda, sanat anlamında birçok yabancı unsurun, yabancı kişilerin ülkemizde hem pedagojik amaçlar için hem de takım icra amaçlar için bulunduğunu biliyoruz. Mesela işte Samsun'a Henrik Krippel'in yaptığı heykelin, Ankara'da ve Samsun'daki heykelin 5 yıl ülkemizde kalıp Atatürk'ü yakından incelemesi amacıyla Atatürk'le beraber bir mesai harcayan bir heykeltıraşın Atatürk heykellerini yapma sürecini de biliyoruz. Dolayısıyla bunun gibi örnekler çok. Bu anlamda Anıtkabir'in bir hikayesi var. Proje, yarışma ve yarışmanın neticesinde birinci seçip üzerine Anıtkabir inşası gündeme gelecekken maalesef bu yarışmaya Türk sanatçılar baştan kabul edilmiyor. Daha sonra yaygın bir itiraz alınca Türk sanatçıları devreye girip yarışmaya katıldıktan sonra da 1942'de jürisinde Alman Profesör Doktor Profesör Bonatz, İsviçreli Tenkom ve Macar Profesör Wikinger'in ve Türk sanatçıları Arif Hikmet Holtay, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İmar İşleri Reisi Yüksek Mimar Muammer Çavuşoğlu ve Ankara İmar Müdürü Yüksek Mimar Muhlis Sertel'in var olduğu jüri 47 sanatçının katıldığı yarışmadan 3 eseri ödül vermeye değer bulmuşlar ve bunların içerisinde de Türk ve milli olsun diye de bu eleştirilerden sonra Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda'nın tasarımı birinci seçilmişti. Ve bu tasarımın temel özelliğine baktığımız zaman aslında daha Mozoleus'tan beri gelen antik çağda yaşayan Mozoleus, şimdiki Halikarnas'ta öldüğünde karısının ona yaptığı mezarla ilgili isimleştirilen bir şeydir. Ve Mozoleus aslında bugün Mozole olarak bildiğimiz isim aslında bir şahısın ismidir ve bugün maalesef bir mezar yapısına biz Mozole diyoruz. Aslında Mozoleus'un mezarı şeklinde bir kullanım vardı. Ondan itibaren de Anıtkabir'in projesine baktığımız zaman da aslında bir Türk çizgisini, bir milli çizgi göremiyoruz. Yine batılı bir çizgi görüyoruz. Mozoleus'un yapısına benzer örnekleri ya da Yunan Akropol, Atina'daki Akropol tarihi mirasa benzeyen örnekleri görebiliyoruz. Evet, yurt gezileri peşinde Demokrat Parti'de Menderes döneminde çok fazla bir atılım yok ama sadece bir maddeden bahsedebilirim. Menderes döneminde ilk kurulduğu dönemde parti programlarında kültür ve sanat konusunda şu madde yer almış. İlmin, tekniğin, güzel sanatların süratle gelişmesini sağlamak için bütün vasıta ve tedbirlere başvurmak, bu cümleden olarak ehliyet ve istidatları teşvik etmek, kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, konservatuvarlar kurmak, ciddi neşriyata yardımda bulunmak, Türk dilinin milli bünyesine uygun olarak süratle gelişmesi yolundaki çalışmalara yardım etmek, kısaca yurdumuzda milli ve insani kültür seviyesinin yükseltilmesini sağlayacak her faaliyeti desteklemek, kanaatimizce devletin başlı vazifelerindendir deyip, ancak ilim, sanatın ve her türlü fikir faaliyetlerin siyasi ve idari müdahalelerden uzak kalmasını demokrasinin değişmez bir esası olarak kabul ediyoruz diyerek de bir emare var. 39. madde bu. 41. maddede ise Doğu bölgesinde her derecede ve şubede okulları ve nihayet fakülte ve enstitüleri ile bir kültür merkezi lüzumunu öngörüyoruz, inanıyoruz şeklinde bir madde daha var. Yani Demokrat Parti'nin ilk hamlelerinde 39. 41. maddede bir kültür sanat hamlesi var ama özellikle siyasi kimliğinden, angajmanlarından uzaklaşarak yani halk evleri, köy enstitülerinin kapatılması bu döneme denk gelmekte. Dolayısıyla bu süreçten sonra da bir milli sanat hamlesi teoride var ama maalesef pratikte bunların da karşılığını görememiş durumdayız. Yine ulusal kültür politikası metni var. AK Parti döneminde 2016'da da kültür ve kültürel kalkınma paketi adı altında Ahmet Davutoğlu döneminde bir kültürel paket hazırlanmış devlet politikası anlamında ama hükümet politikası şeklinde ama devlet politikası olarak içerik bulabilecek, hayat bulabilecek bir yapı olarak ama maalesef bunlarda da çok büyük atımlar görememişizdir. Şimdi sonuçta Kültür Bakanlığı'na gelmek istiyorum. Kültür Bakanlığı olarak da baktığımızda ...1950'lerden itibaren bakanlığın değişen isimleri hakkında size bilgi vermek istiyorum. 1958-63 yılları arasında Kültür Bakanlığı'nın ismi Basın Yayın ve Tanıtım Bakanlığı var. 1963-1981 yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak var. 1971-1981 yılında turizmden ayrı olarak Kültür Bakanlığı
kullanılmış. 1981-1989 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında bir bakanlık var. 1989-2003 yılları arasında Kültür Bakanlığı var. Aynı zamanda yine aynı tarihlerde Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ayrılmış. 2003-2020 yılları arasında halen devam eden bir süreçte de yine AK Parti döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı şu anda devrede. Yalnız yakında yine Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılacağı tartışılıyor. Burada benim bir önerim olacak. Az önce Milli Kültür Bakanlığı demiştim. Dolayısıyla eğer milli ifadesini kullanamazsa Kültür Bakanlığı çerçevesinde Kültür ve Sanat Bakanlığı olarak yeni bir bakanlık teşkilinin isim yapılanmasının teklifini buradan sizlerle paylaşarak kamuoyuna duyurmak istiyorum. Eğer yeni bir bakanlık kurulacaksa özellikle bugün tartıştığımız kültürel içeriklerin büyük bir çoğunluğu ve kültürel üretim mekanizması olarak sanatın aktif kılındığı bir kültür endüstrisi çağında ve popüler kültürün hakim kılınmaya çalıştığı teknokültürel bir çağda yaşadığımızı düşünürsek eğer, mutlak sureti Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın teşkil edilmesi konusunda bir teklifimi buradan kamuoyuna sunmak, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi Milli Kültür Şurası diye bir uygulamamız var. 3 defa yapılmış bu şura. Üçüncüsüne ben de 2017 yılında yapılan üçüncüsüne İstanbul Lütfi Kırdar'da yapılan üçüncüsüne ben de katıldım. Zamanın Devlet Turizm, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı önderliğinde yapılan ve 28 yıl aradan sonra yapılan 3. Kültür Şurası'na. Bakın Kültür Şurası o kadar önemli bir başlıktan bahsediyoruz, kültür ve sanattan bahsediyoruz. 1. Kültür Şurası 1982 yılında. Ankara'da yapılmış, 5 gün sürmüş, 15 komisyon çalışmalar yapmış. Biraz daha kendi özelinde bir proje gibi duruyor ya da bir şura gibi duruyor. Zamanın darbe hükümeti, Bülent Ulusu hükümeti döneminde. İkincisi Turgut Özal döneminde 1989 yılında yapılıyor. Yine Ankara'da Milli Kütüphane'de 7 yıl sonra yapılıyor birincisinden. 112 kişilik bir katılımı ve komisyon çalışmaları devam ediyor. Yani biraz daha kapalı bir çalışma. Üçüncüsü AK Parti döneminde 2017 yılında yapılıyor ve 28 yıllardan sonra yapılıyor. Bu büyük bir zaman aralığı. Büyük bir boşluk. Yani sizin Milli Kültür Şurası adı verdiğimiz bir şuranın bu kadar 28 yıl, 30 yılda bir tartışılıyor olması, yapılıyor olması bence bu teknokültür evreninde, bu kültür endüstrisi çağında, görsel kültür çağında özellikle Y kuşağı, Z kuşağı da alfa kuşağının tartışıldığı günümüzdeki bir dönemde ve başına milli kavramının konulması gerekliliği üzerindeki saptamalarımızı da biraz daha önemli kılarak sunmaya çalıştığımız bir ortamda çok gecikmiş bir hamle. 2017'de yapıldı, 2020'deyiz. 4. Milli Kültür Şurası ile ilgili çalışmaların henüz başlamadığını görüyoruz. Belli komisyonlar var. Burada bir sürü komisyon var. İçinde de yine Kültür Politikaları Komisyonu, Kültür Diplomasisi Komisyonu, hepsini saymaya gerek yok. Müzik Komisyonu, Görsel Sanatlar Komisyonu, Dil ve Edebiyat Komisyonu, Çocuk ve Kültür Komisyonu, Medya ve Kültür Komisyonu gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20'ye yakın komisyon var. Bu komisyonun sonuç raporlarını okudum. Sonuç raporlarının hayatiyeti, yani şu an hayata geçti mi, uygulamalara yansıdı mı noktasında çok büyük tespitlerimiz maalesef yok. Yine biraz daha kapalı çalışan bir komisyon. Sonuçların, sonuç bildirgelerinin emarelerini şu anda çok rastlayamıyoruz. Milli Eğitim Mi yaptığı, yani Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı kültür şuraları gibi aslında bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Şuraları gibi kültür şuralarının da, Milli Kültür Şuraları'nın da biraz daha yakın zaman aralıklarıyla tekrarlanması taraftarıyım. Dolayısıyla milli kültür politikası anlamında her üç kültür şurasının da çok büyük kazanımlar ortaya koydu. Onun hayata yansıdığını, tatbik edildiğini, bununla ilgili çalışmaların pedagojik kılındığını, bununla ilgili çalışmaların kurumsal kılındığını hala görmüş değiliz. Hızlı geçeceğim çünkü zamanım da azalıyor, biraz daha geniş tuttum. Peşinden benzer bir çalışmanın da bir kurumsal yapının da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu kurulun da amacı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içerisinde strateji ve politika kurulları adı altında bir kurul yapısı teşkil ediliyor. Bu kurullarda yapılan kararlar, istişareler, uygulamalar için de belli bakanlıklarla, kurumsal yapılarla temas sağlanarak
hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun görevlerine baktığımız zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ile aynı alanda çalışacak. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Türkiye'nin sosyal, kültürel, sanatsal gelişimi takip ederek raporlayacak. Hazırlanan raporlar ile Türkiye'nin kültür ve sanat alanında gelişimini hızlandıracak, yeni bir ivme kazandıracak. Bu anlamda oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun Türkiye'yi ileri bir aşamaya taşınması hedeflenecek. Kim var bu komisyonda? Kurul Başkan Vekili İskender Pala, Profesör Doktor İskender Pala, yazar, Divan Edebiyatı Araştırmacısı, İstanbul Üniversitesi Kütüphane'de memurlukla başlamış, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda subaylığı var, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve şu anda bu kurulun başında İskender Pala, değerli bir isimdir. Kurul üyelerinden bir tanesi hemşehrimiz sanatçı, müzik sanatçısı, bestekar Orhan Gencebay. Yine film sanatçısı, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, bir başka kurul üyesi. Fecir Aktekin, ilaç sektörü, reklam sektörü, Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği, Turkuaz Medya yöneticiliğinde şu an devam etmekte. Alan ile olan temasını reklam sektörü üzerinden kurabileceğimiz bir kişi Kültür ve Sanat Kurulu'nda. Mehmet Özçay, hattat. Erzurum İlahiyat Fakültesi mezunu bir hattat sanatçımız bu kurulda. Ve Hümeyra Şahin, İslam Üniversitesi tarih mezunu. Osmanlı'da bürokratik modernleşmede master yapmış. İtalya'da Roma İşletme Okulu'nda sanat ve kültür yönetimi eğitimi alanında master yapmış. Deneme ve öykü yazarı. İçerisinde plastik sanatçı olarak sadece Cemil Meriç'i, pardon, hattat olan sanatçımızı Mehmet Özçay'ı görüyoruz. Yani komisyonun üyeleri takip ettim ben çalışmalarına baktığımız zaman. Belli şehirlerde zaman zaman toplantılar yapılmış ve bu toplantılar kapsamında belli kararlar alarak Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'na sunmaya çalışan bir komisyon ama yine bu konuda da çok fazla hayati katkı sunabilecek, bir dönüşüm yaşatabilecek uygulamaların komisyon marifetiyle hayata geçildiğini çok söyleyemiyoruz. Evet. Bu komisyonda yer alması gereken farklı sıfatta aktörlerin olduğuna inanıyorum ben. Özellikle plastik sanatçılar, yani bu işin sancısını çeken, bu işin odağında, göbeğinde, kalbinde yer alan insanların sayısının devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu komisyonun marifetli kılınmasına inanıyorum, istiyorum. Yani marifeti üst makamların tercihlerine ve tahakkümlerine yönelik bir sınır ile sınırlandırılmış bir marifet olmaması gerekiyor. Bu konuda biraz olaya eleştirel baktığımı söyleyebilirim. Bu komisyonun daha aktif ve daha icraî fonksiyonelliği ile gündeme gelmesi taraftarıyım. Bu beklentimi de buradan dile getirmek istiyorum. Türkiye Sanat Başkenti projesi ile ilgili bir giriş yapacağım. Bu projede de kendi projemden bahsetmek istiyorum. Şimdi devlet sanat politikaları deyip duruyoruz. Biraz yüzeysel de olsa belli noktalara temas ederek gelmeye çalıştık. Evet, Cumhurbaşkanlığı çatısı altında bir kültür sanat politikaları kurulu var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da değişik vesilelerle sanatçılarla bir araya geldiği etkinlikler var, yemekler var. İşte askerimize moral ziyaretleri vesaire var. Ve kamuoyunda işte en sonda gördüğümüz etkinlik İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Pol Production ve YouTube kanallarının yayınlanan İstanbul İditepe konserleri, yani pandemi dönemi konserleri olarak devreye girdi. İşte 30 milyon TL'yi bulduğu iddia edilen tartışmalara falan kamuoyunu meşgul etti. Uygulamanın katkısı, faydası da zararı noktasında bir tespit bu da işlemek istemiyorum. Ama bu sistemin içerisindeki uygulamadan bir tanesi. Yani gerektiğinde devreye girebilecek, reaksiyon içerebilecek uygulamalar olarak gündemde bunlar. Yani pandemi olduğu zaman böyle bir etkinlik gündeme geliyor. Mesela işte Ayvazovski ile ilgili olarak çok etkinlik yapılmış. 200. doğum yıl dönümü, işte Türkiye, İstanbul'a katkısı vesaire. Ayvazovski'ye verilen önemin başka başlıklar içerisinde verilmesi gerektiğini, bunların tekrarlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda işte uçak içerisinde toplanan sanatçılarımızla işte askere model ziyaretlerini gördük. Aynı grup sanatçılarla işte yemek organizasyonları gördük. Dolayısıyla sanatçılar arasında da bir takım ayrımlar gündeme gelmeye başladı. İşte Cumhurbaşkanı'na yakın sanatçılar, uzak sanatçılar. Bununla ilgili de yine biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim. Böyle bir görüntünün ortaya koyduğu algının da
içinin doldurulup doyurulması, beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hala yeni bir hamle olduğunu düşünerek gelecekte çok daha farklı, çok daha kapsamlı ve çok daha başlıkları geniş içeriklerle Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Kurulu'nun yerel anlamda da temsilcilerinin kurulması taraftarıyım. Yani Samsun'da, Ankara'da, İstanbul'da yani 81 vilayette bu kurulların temsilcilerinin olması lazım. Nasıl iletişim başkanlığının Samsun'da bir temsiliyeti varsa bence bu yapının da olması gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın İl Kültür Müdürlüğü marifeti bunu maalesef bugüne kadar çok başarılı kılmış değil. Bunu da yaşamış bir örneklem üzerinden sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da 1919'un 100. yılı vesilesiyle Samsun'daki hareketlerin, planların, projelerin, etkinliklerin cılız kalmasının sebeplerinden bir tanesi de yine Kültür Bakanlığımızın, İl Kültür Müdürlüğümüzün ve diğer onun etkileşim halinde olması gereken kurumsal yapılarımızın etkinlik kapsamlarının çok zayıf kaldığının tespitiyle burada bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz de Samsun Kültür ve Sanat Platformu ve diğer sivil kültür ve sanatla ilgili yerel inisiyatifler olmak üzere aslında bir devlet politikası önerisi geliştirdik. Bunu birkaç defa yine bu ekranlarda dile getirmiştim ben. Bunun adı Türkiye Sanat Başkenti Projesi. Yani Türkiye Sanat Başkenti Samsun Projesi. İlk olacaktı, ilk adım şehrinde 19 Mayıs 100. şehrinde ilk örneğini yaparak aslında Türkiye'ye bir politika önermiş olacaktık. Ve bunu başaramadık. Yerel anlamda, ulusal anlamda Kültür Bakanlığı'na müracaatlarımız oldu, destek alamadık, sempozyum yapamadık vesaire bir sürü şey oldu ya. Bu bir içimizde ukde olarak kalan bir durum. Ve bir politik öneridir. Her sene Türkiye'de bir şehri Türkiye Sanat Başkenti ilan edeceksiniz ya da Kültür Sanat Başkenti ilan edeceksiniz ve o şehri o sene ülkenin kültür ve sanatsal anlamında ihyasını sağlayacaksınız. Orada hem fiziki yapılar kazandıracaksınız, tiyatro salonu gibi, galeri gibi, konferans ya da dinleti salonları gibi, müzeler gibi ve daha pedagojik yapılara dahil olmak üzere bunu atölyeler gibi zengin kılacaksınız ve mevcut politikanızı, devlet politikanızı, hükümet politikanızla beraber sabitleyerek bunu sağ hükümetle gelse, sol hükümetle gelse her sene devam ettirmek üzere bir politika önerimiz vardı. Bu ciddi bir öneridir, içi dolu bir öneridir ama maalesef 2019 yılında bunu başaramadık. Örnekleri var mı? Var. 1982 yılından itibaren Avrupa Birliği Atina'dan başlayarak her sene üye ülkelerin bir şehrini Avrupa Kültür Başkenti ilan etti. Daha sonraki süreçte 2000'den sonra birliğe üye olmayan şehirler de bunun kapsamına girdi ki İstanbul bunlardan bir tanesidir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmuştur İstanbul. Ve İstanbul'da o yıl binlerce etkinlik, milyonlarca izleyiciyle buluşturulmuştur. Ve bununla ilgili bir sürü doküman, çalışma, fiziki yapılar vesaire İstanbul'a kazandırılmıştır. Buna benzer bir örnek yine Türk Dünyası Kültür Başkenti 2013 Eskişehir örneği var. 2018'de yine Kastamonu örneği var. O zaman biz niye ülkemizde bir kültür sanat başkenti her yıl bir şehri bu konuda destekleyerek o şehre hem bakanlığın hem diğer sivil inisiyatiflerin hem de ulusal anlamda sanatçılarımızın, sanat kurumlarımızın etkinliklerimizin birçoğunu oraya taşıyarak o şehri hükümet politikasına geçmiş. Yani 1937-43 Cumhuriyet Halk Partisi hamlesine bugün niye AK Parti hükümeti böyle bir refleksle devam ettiremiyor da cevap veremiyor. Bunlar önemli konular ama maalesef işte bunların tartışılması gereken belli kurumsal yapılara ya da üst makamlara taşıması gereken noktalarda olmamıza rağmen ve taşımamıza rağmen karşılık bulamadık. Yani değerine karşılık gelebilecek bir uygulamayla, bir yaklaşım ile karşı karşıya kalamadık diyebiliriz. Bu içimizde bir uhdedir. Dolayısıyla bu hamlenin devamı olarak yine devlet sanat politikaları anlamında her ile hala müzesi olmayan illerimiz, galerisi olmayan illerimiz, konferans salonu olmayan illerimiz varsa eğer donatım olarak bir kültür merkezi anlamında, kültür merkezlerini ihya etmek, genişletmek ya da oluşturmak anlamında özellikle de gençlik kültür merkezlerinin kapsamını biraz daha genelleştirerek bu sağlanabilirdi. Çünkü kültür ve sanat
ile iştigal edilmemiş olan bir merkez havasının zaten hayatiyeti de tartışmaya açıktır. Mesela sivil inisiyatiflerle ilgili bir takım örnekler vermek istiyorum. Yine süremizin sonuna geliyorum ama ben birkaç dakika daha devam edeceğim. Bunlardan bir tanesi de işte MÜYAP var. Müzik Yapımcıları Birliği. Ulusal anlamda bir birlik ve başında Sayın Bülent Seyhan, benim de yakın arkadaşımdır, okul arkadaşımdır. Müzik Yapımcıları Birliği'nin başında şu anda bir sivil toplum kuruluşu olarak da yıllarca bu görevi devam ettiriyor. Ve son derece iyi niyetli çalışmalarına şahit olduğumuzu söyleyebilirim. MESEM var, Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Birliği. Şu anda başında Coşkun Sabah var ama daha öncesinde de Arif Sağ ve Orhan Gencebay kamuoyu tartışmalarına şahit olduğumuz bir durumdu bu. MESEM işte AK Parti'ye yakın ya da siyasi iktidara yakın gibi düşünülen bir uygulamayla, bir müdahaleyle gibi bir algı oluşturuldu ve bununla ilgili de bir süreç yaşandı. Bunu yine takdirini bizi izleyenlere bırakıyorum. Dolayısıyla sivil inisiyatiflerin de bu tip oluşumlarda desteklenmesi ve aktif kılınması gerekiyor. Yani devlet sanat politikaları ile ilgili angajmanların aktörlerinden, önemli aktörlerinden bir tanesi olması lazım. Yine kültür sanat vakıfları. Az önce de bahsettiğimiz her ilin bir kültür sanat vakfı. Örneğin İKSAV, Necat Eczacıbaşı tarafından 1973 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kurum. Temel amacı da İstanbul'un kültür ve sanatını dünyaya angaje etmek, dünyaya tanıştırmak, dünyayla birlikte bu tanıtımını ve yayılımını yapmak anlamında bir projeyle hayata geçmiş bir durum ve İKSAV hala değişik etkinlikler sunabiliyor. Yani Samsun Kültür Sanat Vakfı kurma niyetimiz vardı. Samsun Kültür Sanat Platformu Derneği Başkanı olarak da bununla ilgili bir çalışma başlattık ama dediğimiz gibi yani ilgili süreçler içerisinde özellikle en zengin ve en özgür daranacağımızı düşündüğümüz 2019 Milli Mücadele'nin başlangıcı 100. yıl içerisinde bunu yapamamışken 2020'de 2021'de yapma şansımızın ne olacağı yönünde çok da bir kanaatkar bir bakış açımı olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Sivil inisiyatiflerin yerel anlamda da dikkate alınması gerekiyor. Örneğin yerel yönetimler anlamında da bakıyorum ben Samsun'da. En son birkaç ay önce ya da işte yaklaşık pandemiden önceydi. Bir yıla yakın bir süreç, 10 aylık bir süreç oldu aşağı yukarı. Belediye başkanımızla bir yemekte, kültür, sanat, sivil toplum kuruluşları temsilcileri yemekte buluşmuştuk. Orada konuşulanlar orada kalıyor tabii ki. Bu konulara girersek çok daha fazla dertlerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi hükümetlere baktığımızda özetlersek devlet sanat politikaları ve hükümet politikaları arasındaki farkı istememiz gerektiğini baştan söylemiştim. Özellikle 1923'ten itibaren Halk Fırkası, sonra Serbest Fırka oldu, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi oldu 1950'lere kadar. 50-60 arasında Demokrat Parti dönemi, 60-61 Cemal Gürsel ve peşinden Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Milliyetçi Köylü Partisi gibi bir koalisyon. Adalet Partisi, Mustafa döneminde yine Nihat Erim hükümeti, peşinden 74-80 arasında CHP, Adalet Partisi, Milli Sinanet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Yine darbe dönemi 80-83 döneminde Bülent Ulusu, 83-91 Anavatan Partisi, 91-2002 arasında Anavatan, Doğru Yol, CHP, Refah, Demokrat, Türkiye Partisi, DSP, MHP gibi koalisyon hükümetlerin aslında baktığınızda zaman zaman sağ sol birleşmiş, koalisyon yapmış, sağ ayrı, sol ayrı. Ve bu 1923'ten 2020'ye kadar, 2002'den sonra da AK Parti var. 2020'ye kadar geçen süreçte yaklaşık 97 yıl içerisinde sabitlenmiş bir kültür sanat politikamızın olduğunu söyleyemiyoruz. Değişimler, dönüşümler mutlak surette söz konusudur ama sabitlenmiş bir bakanlık ismimizin de olduğunu göremiyoruz. Kültür Bakanlığı oluyor, Turizm Bakanlığı oluyor, Turizm ve Tanıtım Bakanlığı oluyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı oluyor. Evet, dönüşüme bir mantıksal öneri ortaya koymaya çalıştık. Biraz daha futura modern bakmak istiyorsak geleceğe, bilişim çağına geçiyoruz yavaş yavaş. Bilişim ve teknokültür çağına geçtiğimizin emarelerini daha çok yoğun olarak yaşıyoruz şu anda.
Bu anlamda işte gençlik elden gidiyor, işte medya gençliği şöyle yönetiyor, böyle yönetiyor, tüketim kültürüdür vesairedir derken aslında yeni nesillerin ya da gelecek nesillerin üzerindeki tahakkümü ve kontrolü, otokontrolü sağlayabilecek bir uzlaşım mekanizmasının, bir devlet politikasının, hükümet politikasıyla başlayan devlet politikasının oluşması gerekiyor. Bence buradaki en önemli tespitimiz, altını çizerek, merkezsiz kültür çok merkezli politika etkileşimlerine son vermek gerekiyor. Sağ iktidar gelince farklı, sol iktidar gelince farklı şeklinde. Yani kurumsal atamalarda bile. Bugün şu kesim atanıyor, yarın şu kesim atanacak, ona mukabil, ona karşılık olarak vesaire gibi beklenti inşa etmek ve böyle bir hedef gütmek sabit politika anlamında bir devlet politikası etmiş değildir. Düşünün. 2. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan İsrail'in 100 yıl öncesinden başlayan bir azmevut hikayesi vardır. Nilden Fırat'a İsrail Devleti hükümdarlığı değil. Şu an bunun çalışmaları ve bütün Orta Doğu dağıtarak bunun çalışmaları devam ediyor. Bakın bir hükümet politikası değil, bir devlet, bir millet politikası olarak. Amerika'nın 60'larda başlattığı bir milli sanat politikası var. Sonra bunu evrensel sanat politikasına dönüştüren bir mantıkla. Çünkü sanatın geçmişi yoktu. Ama kültürel yapıyı oluşturmak için mutlak surette sanatsal bir angajmanın, sanatsal bir marifetin olması gerekiyordu. Biz bunu son dönemlerde unuttuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kurulan komisyonlar, kurullar ve milli kültür şuralarının da desteğiyle bunun gelişeceği kanaati oluşmakla beraber hala cılız adımlarla devam ettiğimizi söylemek durumundayız. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına girdiğimiz süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılacağını konuşulduğunu söylemiştik. Kültür Bakanlığı tek başına kalacaksa bunun Kültür ve Sanat Bakanlığı olarak bir dönüşüm yaşamasına, sanata verilen değerin somut emaresinin mutlak surette bu bakanlık isminde yer almasına, ilişkili komisyonların, varlıkların da kurumsal yapılarla desteğinin icrasının ön plana çıkarılmasına büyük önem verdiğini söylüyoruz. Ve 2019'da daha öncesini hazırlamış olduğumuz, önerisini 2018'de yapmış olduğumuz Türkiye Sanat Başkentleri projemizin ilkini Samsun'la başlatmayı planladığımız, ilk adımını Samsun'da atmayı planladığımız Türkiye Sanat Başkenti projelerin mutlak surette başlatılmasını, bununla ilgili eğer destek gerekiyorsa biz hem Samsun Kültür Sanat Platformu Derneği olarak hem akademik hüviyetimizle hem de Samsun'daki diğer kültüre ve sanatsal dernek hüviyetleriyle bunların örneklerini, içeriklerini, hazırlıklarımızı rahatlıkla paylaşabiliriz. Kültür Bakanlığımızın ya da ileride önerimiz hayat bulursa ki ben dikkate alınacağını düşünüyorum. Kültür ve Sanat Bakanlığı olursa bu konuda önemli adım atılmış olacağını görmek istiyoruz. Bunun için de her türlü desteği hem yerel anlamda hem de ulusal anlamda bir milli organizasyon çerçevesi ve milli miras ve gelecek projeksiyonu içerisinde bir kapsam ile kristalize olmuş, karakterize olmuş bir hüviyette bunları olgunlaştırmak gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bizim bir halen 1923'ten itibaren bugüne kadar bir devlet sanat politikamız olarak somutlaşmış bir uygulamamız ve sabitleşmiş bir uygulamamız yok. Yani 97 yıllık bir politikamız yok. 20 yıllık bir politikamız, 10 yıllık politikamız olmamış. Bundan sonra olmasını ümit ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili komisyonlarımızdan bunu talep ediyoruz. Nacizane bir pozisyonda olarak ama öneri geliştirebilecek ve bunu teklif edebilecek bir misyonda da olarak sadece komisyon değil, misyon, komisyonun önemli özelliği misyon sahibi olmasıdır. Biz o misyonu sağlayabilecek komisyonların marifetli kılınmasını bekliyoruz. Evet, biraz da süremizi aştık. Kabaca tespitlerimiz bu. Bugün sizinle sevgili Dünya'nın Sesi.com.tr izleyicileri, takipçileriyle paylaşmak istediğimiz konu devlet sanat politikaları konusuydu. Önemli bir konu. Sadece yüzeysel olarak temas ettik. Teması derinleştirmek
ve üzerine tartışılabilecek birçok başlığın olduğunu biliyorum. İnşallah yakın zamanda hem MÜYAP Başkanı'nı hem bir sinema sanatçımızı yani görsel Skype ile görüntüyle bağlanarak telekonferans yöntemiyle buna benzer programlarımızı yapacağımı buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Devlet sanat politikalarını mümkünse eğer Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Kurulu üyeleriyle de yapmaya çalışacağız. Bu paylaşımlarımızı, bu önerilerimizi, bu tekliflerimizi onlara da iletmeye çalışacağız. Bunu da sizinle burada bir program olarak inşallah gündeme getirmiş oluruz. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.